Şuna bak. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Nasıl dikiliyor? Sus artık. Sus, iyi misin? Sıkıntı yok. Gel, gel. Böyle gel. Yat, otur. Yoruldum be. Yoruldum ya. Ne hareketli kardeş. Gel buraya. Gel buraya. Tatlı kedi. Tatlı kedi. Tipe bak. Şuraya bak. Akşam kaçta uyandık lan? Uyutmadın lan bizi. Açım, yemek yemedim hala. Hanımefendi kahvaltısını etti. Ona şimdi ilaç vereceğiz. Buraya gel. Aa! Lan oğlum, bu koltuğu mahvetme lan. Bu koltuğu mahvetme lan. Güzelliğe bak ya. 750 gram çıktı veterinerde. Şu yavrucak 750 gram. Seni yiyebilirim. Oğlum bunu yesem, pişirsem yesem doymam ya. O kadar küçük ki. Şak. Başımızdan ne olaylar geçti. Bu yavrucağın yemek saati geldi. Fıstık evden kaçtı. Az önce bir kediyi ölümden kurtardık ve az önce komaya girdi. Dur lan. Bu yavrucağın da iğne saati geldi. Ağzına ilaç vereceğiz. Hapşırma kız. Dur sümüklü. Bu vlogda şu yavrucağı, bu yavrucağın vlogu olacak ve çok garip şeyler anlatacağım. Speedrun şekline başlıyorum. Üstüm başım dağınık. Gecenin şu an 2.30'u. 2 gün önce ben bu yavrucağı... Gel seni. Yemek yiyor şu anda bak. Evet, ben anlatmaya başlayayım. 2 gün önce bu yavrucağı arkadaşlar kapının önünde gördüm. Kendisi hastaydı. Ağlıyordu. 1,5-2 aylık maksimum bir yavrucak. Birileri getirmiş bunu. Siteye koymuşlar yavru haline. Fakat bu gripti. O gün kıyamadım ben de. Bunu ertesi gün bir veterinere götürdüm ve evde grip tedavisine başladık. Allah'tan ishal veya farklı bir hastalığı yokmuş. Bayağı bir bebek emmeye çalışıyordu. iPhone'dan çektiğim görüntüleri gösteririm. Ne? Anne sanıyor beni. Anne miyim lan ben senin? Hı. Hı. Manyak kedi. Kameraya poz mu veriyorsun lan sen? Kameraya poz mu veriyorsun? Sonra bunu eve aldıktan sonra fıstık acayip bir trip koli kafaya girdi. Ağlamaya falan başladı. O videoyu da koyarım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kız ya? Dur tamam. Sakin ol kızım. Tamam. 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 Ne bağırıyorsun? Ne oldu kız? Ve en sonunda camdan aşağı atlayıp evden kaçtı. Şu an moralim acayip bozuk. Böyle sanki sevgilimden terk edilmiş gibi hissediyorum ama inşallah geri dönecektir. Buranın kedisiydi zaten. Bu sitenin kedisiydi. Şaka bakın, fıstık evden kaçtı. Şu an evde yok. Bu yavrucak da sürekli ağlayıp duruyor. Birazdan bunun ilaçlarını vereceğiz. Bu video böyle olacak. 7 günlük bu yavrucağı adam etme sürecimiz olacak. Ve az önce fıstığı ararken gecenin 1.30'unda başımıza gelen olaylara bak. Sokakta yine bu sitenin kedilerinden bir tanesi olan siyah bir kedi vardı. Tatlı bir yavruydu. Burada büyüdü o da. Sanırım 2023 sezon kedilerinden. Yeni doğdu da ama şu an bayağı büyük, 5-6 aylık. Onu gördüm ve ölü gibi hiç kıpramıyordu. Oturduğu yerde ağlıyor, bir sancısı var gibi. Normalde acayip hareketli bir kediydi. Bayağı yarası yok, hiçbir şey yok. Tombul tombul bir şey. Sonra baktım kedi kıpramıyor. Bilinci gitmek üzere. Acilen Google haritalara yazdım. Açık veteriner var mı diye. Sonra Allah'tan veterinere götürdük. İyi ki götürmüşüm. Götürmesem yüksek ihtimal yarını görmeyecekti. Enfeksiyon olmuş. Hipotermi geçiriyordu. Bakın şu kedi arkadaşlar. Şu an yavrucak komada. Bununla ilgili de bu videoda bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Videonun ilerleyen zamanlarında söylerim. Acaba diyorum bu kanalın katılı açık değil ya, katılı açıp bu tarz olaylara mı yardımcı olsak? Çünkü bir tık tuzlu şeyler. Fakat can olduğu için tabii ki düşünmüyorsunuz ama bu kanalda belki katılı açıp böyle bir yardım şeyine dönüştürebiliriz. Ama bunun üzerine biraz düşünmem lazım. Bu videonun olayına gelelim. Her gün bu ilk günümüz olacak. Bu yavrucağı adam etmeye çalışacağız. İlaçlarını vereceğiz ve 7 gün sonra inşallah canlanacak. Şu an hapşırıyor, tıksırıyor. Şuraya bak. Tipe bak. Gel buraya gel. Bu video senin videon bak. Az önce tavuk sotesi kalmıştı, onu yedi. Ağzı burnu mahvolmuş. Ben daha senin yeni sildim seni. Şimdi yeni sildim. Bak tipe bak. Dur. Arkadaşlar gerçekten bebek bu ya. Cidden bebek gibi ağlıyor, meme emmeye çalışıyor. Oğlum bu videoda ben çok durdum. Bu video senin videon ya. Gel buraya. Neyse, yemeğini yesin, devam edelim. Ama bir yandan iyi mutlu oldum. Bayağı canlandı bak. İlk bunu gördüğümde o kadar kötüydü ki durumu. Sırılsıklam olmuştu, yağmur altında. Hapşırıyordu, tıksırıyordu, ağlıyordu. Şimdi ana yemek yiyor. Kucu pupu. Uyutmadı bir de beni hiç. Heh, mahvettin lan yerini. Birazdan bunun ağzına antibiyotiğini vereceğiz. Dün biraz verdim, kustu. O yüzden iyi öğrenebilmek için YouTube'da kedilere ağızdan şırıngayla nasıl ilaç yapılır onu öğrenmem lazım ki daha kaliteli verelim. Batırdın lan yerini çocuk. Bak hapşırıyor da bak. Bak bebek. Şu ele bak. Ele bak. Ele bak. Yağlı yağlı tavuk sote oldu her yerin kızım ya. Kızmış bu arada arkadaşlar. Daha da yok. Yüksekmen siz bu videoyu izleyen kadar koymuş oluruz. İlaç nasıl içilir videosuna bakalım. Kedi Lola. Mahvettin her yerini ya. Dur. 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 Bunu bildiği için hoşlanmıyor. Şöyle verecekmişiz. Okey, let's go. Gel bakalım. Tavuk soteli kedi. Şimdi sana antibiyotik verecek. Karnını da doyurdun. Oh. Niye? Bebek. Fıstık gitti lan senin yüzünden, evden fıstık gitti. İyi bari bağırmıyor. Doydu galiba. Aynen. Üstüne tavuk sote yap. Soyunalım. Yiğit lan, ne yapıyorsun orada? Şimdi asla hoşlanmayacağım bir süreci yapacağız canım kızım. İyileşmen için önce şu tavuklu, neyse bunları ben silerim bir ara ya. Heyer'in tavuk oldu kız. Heyer'in tavuk oldu. Hı. İşte bak. Çok tatlı bir şey bu ya. Bak. İyi hareketlendin ha. İyi hareketlendin. Dur acık da su iç lan. Yok, su içmiş. Evet, şimdi o sekansa geliyoruz. Şundan 0,7 milim öksürük şurubu gibi bir şey var arkadaşlar. Normal eczaneden alıyorsunuz. Veteriner beyciğimiz işaretlemiş. Şöyle gel buraya, gel şimdi ağzına ilaç vereceğim, gel. Evet, haydi bismillah diyerek arkadaşlar. Şimdi böyle duruyoruz, tutuyoruz seni. Kafanı tutuyoruz ki kusma. Dur bakalım, aç ağzını. Acık acık, az az. Heh, az az, aferin. Öğürüyor tabii ki. Şurup sevmeyen bir bebeksin sen. Bunlar yapmasa iyileşmezsin ama. Uçak geliyor. Aç bakalım. Açık. Aa, bir tane daha, bir tane daha. Aç bakalım. Çok azıcık, çok azıcık da. Azıcık aç bakalım ağzını. Aç bakalım. Bu ilaçlar içilecek delikanlı. Bu ilaçları iç diye aldık. Bu ilaçları iç diye aldık. He. Ne oldu, tadını mı sevmedin? He? Sevmedin mi? Ama içeceğiz bunu, iyileşemeyiz yoksa. Aç bakalım. Sevmiyorum, güç uygulamam gerekiyor sanırım ama bunu içmezsen kafanı yerim senin, tamam mı? Tamam, sakince açıyoruz. Allah. İçtik, 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 içtik. Evet, evet. Oy. Yes, 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 yes. Hoppa. Oley. İçtiğimiz kadar içtik artık. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Öksür. Hadi destur kızım, destur. Hadi yürü git. Yürü git, içtin. Aferin. 2 damla kustu. Bir şey olmaz o kadardan. Ben çocukken şurup seviyordum kardeşim. Niye sevmiyorsun şurup ya? Çok acık tükürdü ama olsun artık. Gittiği kadar. İyi hareketlisin ha bugün. Fıstık gitti lan senin yüzünden. Hain köstük. Alışacak, alışacak. Şimdi antibiyotik vereceğiz sanırım. Şu an şurup verdik. Şimdi antibiyotik vereceğiz arkadaşlar. Elim ısırdı. Silelim ağzını. Dur. Dur, sileyim, sileyim. Aa. Gel seveyim, barışalım. Gel. Gel kızım, gel. Tamam. Barışacağız mı lan? O şoku atlat, daha antibiyotik için aslan partisi. Ama o daha az. Onu löp diye atarız. 0,2 milim o. İyileşmen için ama bundan kızım benim. Sindirdin mi? Tavuk sote ağızlı kız. Sindirdin mi kızım? Ha? Dur, daha antibiyotik içeceğiz, dur. Ama sen fıstık gibi olacaksın. Sonra bak, bu burnun sümüklü olmayacak artık. Tamam mı bibik seni? Tamam, ses çıkartmaya başladık. Şimdi antibiyotik gelecek. Barıştık galiba biz. Evet, barışmışız. Birazdan gene küseceğiz. Çünkü ağzına antibiyotik vereceğiz. Şimdi bu antibiyotik gibi olan şey toz. 0,2 verilmem söylenmişti. Ama tozu nasıl vereceğim onu çözemedim. Onu arıyorum. Direkt şişenin içine su boca edip oradan mı 2 mg çıkartacağım? Ne yapacağım? Ben ne yapıyorum burada? Manyak karı. Yani sokağa atılan cins kedim Bobo şu anda nezle. Belirtileri nefes almak. Hadi abla be. Tamam, bunun için 15 litre önceden kaynatılmış, şey yapılmış su ekleyeceğiz. Okey. Anladın mı aslan partisi? Anca izle oradan, tipe bak. Tipe bak. Yordun beni ha. Miyavla, diğer sahneye geçeceğiz. Ulan kendim için o kadar uğraşmıyorum ya. Ketil yıkayacağız biz şimdi. Kolları sırayalım. Oh, bakteriler ölsün. Oh. Tertemiz bir ketilimiz oldu. Ketil temizledik, şimdi kaynatacak. Hastayken kendine çay bile yapmayan Eren. Ölmeyi bekliyorum lan ben hasta olunca. Tövbe tövbe. Kediye bakterisiz su yapıyorum. Vicdan böyle bir şey arkadaşlar. Fokuru dudu. Oh. O değil de var ya. Fıstığı inşallah buluruz. Senin yüzünden fıstığı kaybedersem sana çok kinleneceğim kedi. Bunun kıskançına balkondan atlayıp kaçtı gitti kedi ya. Şimdi var ya. Seni mahvederim o zaman ha. Kafamdan ne istediğini çözemedim bu kedinin hala. Yat hadi, sakalını tara, aferin. Kıyafetini de ağzına vurdun kedi. Nasıl giyeceğim lan ben bir daha bunu? Ha? Nasıl giyeceğim bir daha bunu ben? Hmm, çok rahat uyuyacağım. Ne yapıyorsun acaba? Kaynamış suyumuzu soğuttuk. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Bunu da verelim, sonra sen de işimiz bitiyor yavrucak. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Gribi geçireceğiz. Gayet olmuş gibi gözüküyor. Evet, 0,2. Yine seni şöyle alıyoruz. Aç bakalım ağzını. Bak bakalım. Hanimiş benim kızım. Aç bakalım. Of, bu sefer çok güzel içti. Yut 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 yut. Oh oh. Lük diye yuttu bu sefer. 12'den vurdum. Alışıyoruz, öğreniyoruz. Bu yaşta baba olduk ya. Bu yaşta baba olduk ya. Bebek bakar gibi hasta bebek bakıyoruz ya burada. Kusmasın, kusmasın. Tadı güzel. Evet, birinci günümüz bu şekilde bitmiş oldu. İlk günkü tedavimizi atlattık. Sen uyursun zaten, biraz uyukluyorum. Şimdi son kez yine bir fıstığı arayacağım. Onu yarın sabah inşallah bulabilirim. Etrafta köpekler güzel. Bu sokakta ne yapacak o çocuk dışarıda ya. Zaten gelirse kendi gelecek. Ben nasıl bulacağım onu kocaman yerde? Bak bu da sokakta baktığımız bir kedi. Tipe bak, bu çok güzel. Bak cins gibi. Gözlere bak. Gözlere bak. Bunlar hep sokak mahsulü. Şu güzelliğe bak. Şunun gözleri bak. Yok abi, o kadar aradığım fıstık yok ya. Of, nereye gidecek bu kız ya? Son olarak bir de bu yavrucağa şu vitaminli mamalardan verelim acık. Gel. Bundan bir nohut tanesi yiyorsun kızım benim. Bünyen güzel oluyor. Ye bakayım, kokla. Oley. Azıcık daha, çok azıcık daha ye. Tamam. Azıcık da bundan yedi. Birinci günümüz bu şekilde bitti. Birinci günün özeti, fıstık ortalarda yok. Sokakta bir tane siyah kedi bulduk. Veterinere götürdük. Komaya girmiş. 3 gün orada kalacak. İnşallah kurtaracağız onu da. Sonra bu cancağızımın ilk günkü tedavilerini yaptık. 7 gün boyunca çekeceğim bakalım kısa kısa. Bugünün özeti böyleydi. Fıstığı inşallah bulacağız. Fıstığı bilmeyenler için o benim asıl kedim, cancağızım. Bebeğim benim o. Bu geldi diye kıskançlıktan delirdi. Sonra en son camdan atladı, kaçtı gitti. Ama buranın kedisiydi zaten. Bu sokakların kedisi de, inşallah onu da bulacağız. Birinci günün özeti böyleydi. Yap gidelim hadi. Yemin ediyorum evlenmeden çocuk sahibi, bebek sahibi oldum ya. Bu nedir ya? Yatağı da işedi. Yatağı da temizledik. Tam bir bebek, hiç durmuyor. Hiç durmuyor ya. Her dakika ağlıyor, hareketli. Ne arıyorsun? Hayır, hayır. Şşt. Tuvalete git lan. Bebek olduğu için tuvalette bilmiyor. Heh, aferin. Ben bu uyku düzeniyle sonunda büyük tuvaletin neredeyse odaya yapacaktı. Sıç bakayım. Ben bu uyku düzeni nasıl video atacağım ya? Sıçtın mı lan? Oh mis. Onu sen mi yaptın lan? Oha, helal olsun. Çok güzel sıçmışsın ha. Aferin, gel. Nasıl satayım, ben o kadar sıçmıyorum ya. Gel gel, tamam hadi. Gel lan gel. Neyse, bu bir bebek olduğu için bu iyi bir haber. Sağlıklıyız değil mi lan? Orayı öğren, orası senin tuvaletin, oraya sıçacaksın. Silelim de götünü başını, kafamda geziyorsun. Meme arıyor. Hasta bir kere nasıl bu kadar hareketli olabiliyor ya? Bakın arkadaşlar, bakışları bile bebek olduğu için boş boş bakıyor böyle. Sen büyüyeceksin, kocaman olacaksın sen. Şimdi kocaman yapacağız biz. Hadi yeter, bu kadar yatalım artık. Hadi bay bay. Galiba kurtuldum. Hayır, gene geliyor. İmdat. Önde güzel gitmiştin. Git uyu ya. Git uyu ya sen. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay, iyi geceler. İyi tatlı bir şey böyle sen. Tipe bak. Aşkım, güzelliğe bak. Evet, ikinci güne girdik. Bayağı hareketli. Bu iyi, güzel iyileşecek ya. Sağlıklıyız, güzeliz. Yarım kilo ıslak mama yedi. Ruh hastası kediye. Şuruplarını verdim, onu çekmeyi unuttum ama akşamki olan şurupları çekeceğim. Uyku mu geldi? O kadar ıslak mama yersen gelir. Uyku mu geldi senin? Senin uykun mu geldi senin? Tatlı canavar. Heh, yat orada. Tatlı canavar seni. Seni kocaman yapacağız. Seni büyüteceğiz. Öyle. Güzelliğe bak. Sakal masajımız başladı. Seni birazdan uyutacağız, tamam mı kızım? Ben de gideceğim sonra. Hadi seni uyutalım. Seni uyuturum. Tipe bak, kafaya bak. Isırsam yerim lan seni. Şimdi bu kediyi nasıl uyutacağız? Şöyle uyutacağız. Ona böyle bir yer yaptım. Buraya onu atıyorum. Burası sıcak olduğu için orada kalıyor. Sonra ben kaçıyorum. Beni görmeyince uyuyakalıyor. İyi geceler, ben gittim. Resmen bir insan bebeği gibi ya. 3 gündür video atamıyorum. Uyku düzenimi bozdu kedi. Olsun. Devam. Bir sonraki şurup videosuna göstereyim ve bu arada güncelleme. Hala fıstık ortalarda yok. O siyah kedi hala komadaymış. 2 gün daha var. Ondan da haber edeceğim. Fıstığı bulamadığım için böyle çok garip duygulardayım. Sanki sevgilimden ayrılmış, terk edilmiş gibi hissediyorum. Çok yansıtmıyorum ama video atmamın sebeplerinden birisi de oydu. Gitmemiş gibi hissetmeye çalışıyorum şu an çünkü... Neyse, onu halledeceğiz. Bir sonraki diğer şurup ve antibiyotiği verirken tekrar devam edebiliriz. Şu anki duygu durumum 10 üzerinden 3. Şakasızlığa aşığım ya da işte gitti. Bulacağım onu inşallah ama gene buralardadır diye düşünüyorum. Siyah kedinin de durumu vahim, haber edeceğim. Görüşmek üzere. Hatırlarsanız bir tane siyah kedimiz vardı. Onun bilgisini alacağım şimdi. Bir de bizim bebeğin ilaç saati geldi, onu vereceğim uyandırıp. Sabahın 5'i olduğu için ulaşamamam normal. En son bilgi verdiklerine durumu iyi değil, bilinci kapalı demişlerdi. Son bir kez tekrar arayalım, sonra taciz de etmeliyim bu saatte insanlar ama 7/24 açık bir veteriner. Dertsiz başımıza dert aldık ya. Bir tane nezle 1,5 aylık bir bebek kedimiz var, onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Asıl kedimiz, aşkım bebeğim fıstıkımız kayıp. Bildiğinizi kıskandığı için balkondan atladı. Aha, arıyorlar. Alo, merhaba, iyi günler. İyi günler. siyah bir kedi gelmişti 1,5 gün önce. Hatta dün gece komadaydı en son. Bir durumunu öğrenmek istedim. Durumu hala ağır, bilinci kapalı. Biraz besleme yapıldı bugün. Onun dışını dengelemekte çok zorlanıyor. Onun dışında serumlarını aldı. Aynı şekilde tedaviye devam ediyoruz. Anladım. Peki şu an ne öngörüyorsunuz? Hani nasıl gidiyor? Yani ilk 3 günde kaybetme, yani bizim için riskli dediğimiz ilk 3 gündeyiz şu an. Kaybetme ihtimalimiz de var çünkü çok yüksek bir enfeksiyon. Eğer yavaş yavaş bilinç açılır, kendine gelir, işte yemeğe yeltenirse kaybetme ihtimalimiz de var ama bu 3 günde size ne desem yalan olur. Şu anki durumu ilk geldiği gibi mi, yani herhangi bir ilerleme yok mu? Neredeyse, yani böyle bir kaldırıyor kafayı, hafif yürüyor ediyor ama tekrar kendini salıyor. Yani hani vücut direnmeye çalışıyor ama enfeksiyon yüksek çok muhtemelen. Hani her gün de hemogram bakmayalım dedik ama 3 günün sonunda, yani yarın da atlatırsa hemogram bakacağız. Hemogram dediğiniz ne oluyordu? Enfeksiyon baktığımız var ve yüksek olan. Anladım, anladım. Tamamdır peki. Tamam. Siz gene gün içinde bana günlük verirseniz bildirim veya bir gelişme... Ben yazarım size. Sabah yazarım günde. Tamamdır peki, teşekkürler. Kolay gelsin. Tamamdır, hoşçakalın. İyi günler. Evet, o kedi... Evet, siyah kedimiz durumu kötü gözüküyor. İnşallah bu süreçte onu da bilgilendireceğim. Şu an 2. gündeyiz bizim bebek kediyi iyileştirmeye. Fıstığın kayboluşunun 2. günündeyiz. Ve siyah yavrucak tatlı kedimizin de kritik günlerindeyiz. 3 gün, bugün tam 1 gün oldu. Yarın gece ve öbürsü gece artık ne olacak? Arada bir kalkıp yürüyormuş ama enfeksiyonu geçmiyor. Enfeksiyonu geçmeye başlasa veya acı toparsa onu da evde tedaviye başlatacağım. Onu da ben üstleneceğim. En azından adam olana kadar, sokağa salana kadar. Kafam çok karışık. Böyle var ya, ne duygu yaşayacağımı bilmiyorum. 1,5-2 yıldır neredeyse bayağı böyle çok duygusal bir boşluktayken, çok kötü günler geçiriyorken kendini bana sahiplendirmiş bir kedim. Fıstık kendi bu evi kendi sahiplendi. Resmen 3-4 kez eve kaçak girdi ve sonunda resmen beni sahiplen dedi ve o şekilde sahiplendiğim kedim 2 gündür yok ortada. Bir yandan sokakta komaya girmiş, can çekişen bir kedi buldum ve onu acilen yetiştirdik ve ondan bir yandan haber bekliyoruz. Bir yandan elimizde 1,5 aylık daha bebek süt kuzusu, sürekli beni emmeye çalışan yavru bir kedi var. Onu tedavi etmeye çalışıyorum. Var ya, nasıl bir duygu durumunda olmalıyım bilmiyorum. Yani arada bir düşündüğüm zaman fıstık benle yaşlanıp aramızdan kaybolsa ve hani rahmetli mi denir artık, hani hayata gözlerini yumsa nasıl düşünürdüm diye düşündüğüm zaman bile bazen gözlerim doluyordu. Şimdi o kadar şey üst üste geldi ki resmen aşık olduğum kedim yok. Komada bir kedi var ve yavru bir ne yaptığını daha bilmeyen süt kuzusu bebek bir kedi var. Bilmiyorum. Ve bir yandan bunların yanında da devam etmem gereken, video çekmem gereken yüz binlerce insan var. 3 gündür video atamadım. Bu yüzden de ama bugün başlayacağım artık. Vallahi bilmiyorum. Nasıl bir duygu yaşamam gerektiğini şu an hiç bilmiyorum. Bir yandan böyle fıstık gitti ya, sevgilim gitmiş gibi, sanki sevdiğim bir rahmetli olmuş gibi hissediyorum. Onun acısını yaşayamıyorum. Bir yandan çünkü en azından hayatta olduğunu tahmin ediyorum. Bu sokağın kedisi de bir yerler dolandığını en azından düşünmek istiyorum ama bir yandan yine bu sokakta bu yıl doğmuş 5-6 aylık bir kedi ölüm mücadelesi veriyor ve bir yandan da 1,5 aylık bir bebek, hiçbir şeyden haberi yok. Ona ben yemeğini vermek zorundayım, ilacını vermek zorundayım. İnşallah atlatacağız. Cidden ya, garip bir his ya. Ve bu kadar şey yaparken de bir yandan eğlenceli bir figür olup video atmam gerekiyor. Halledeceğiz. Bu eminim bu süreçlerin sonunda garip olacağız. Ağır bir çöküntü yaşayabilirim belki ama bilmiyorum. Evet, şimdi burada tatlı bir hayat sevincimiz var. Yavrucak da hemen uyandı. Şu duygu durumuna bak. Deliyim ben sanırım ben. Kafayı yemek üzereyim ya. Bu nasıl bir duygu değişimi ya? Bak, her şeyden habersiz, aç, ağlayan bir kedi. 2. günümüzdeyiz. Bu yavrucağı besleyeceğiz. Daha sağlıklı artık. Hayvan gibi hareketler, hala hapşırıyor. Bak, ağlıyor. Yavrum benim, kıyamam sana. Kıyamam sana. Pireleri de yapıldı. Bak. Şimdi sana ilaç vereceğiz ama ondan önce acıklı ıslak mama verelim yavrum. Hapşırdı bir de. Bir de hapşırdı. Sümükleri de akmış. Onları da sileceğiz. Hapşır. Geçecek. Az kaldı. Gel buraya bak, sustu bak. Kucağım gelince susuyor bak. Sakallarımla oyna. Rahatla. En büyük hobisi. Bir de şöyle boş bakıyor ya, aynı bebek gibi ya. Aranızda yeni doğan bebek kardeşi olan vardır bak. Gözlerime boş bakıyor böyle, niye yapıyor? Bebekler de öyle olur ya. Boş bakarlar, garip hareketler yaparlar. Bu da öyle bak. Öyle takılıyor. Dünyada habersiz. Şu enerjiye bak. Hoşuna mı gitti? Hoşuna mı gitti? Hoşuna mı gitti? Oh, mis gibi de kokuyor. Bunu kuru pudrayla yıkamıştım. Yani temizlemiştim. Asla arkadaşlar kamu spotu. Kedilere, hele yavru kedilere su değdirmemeye çalışın. Musluklarla falan yıkamayın. Katil olursunuz direkt. Beddua ederim size. Neyse gel bakalım. Şöyle bir tozumuz var. Bunu yemeğinin üstüne döküyoruz. Bu da vitamin gibi bir şey sanırım. Ye. Normalde kabı vardı fakat kabında farklı yemek var. Onu beğenmedi. Bir poşetin üzerine ıslak mama konuldu. Onları yiyor. Bakın normalde burada kabımız var fakat pembiş pembiş. Sonra yorum atmayın bana astık yediği yerde poşette yemek veriyor. Kafa atırım zaten. Şimdi başımda açmış. Allah Allah. Oğlum kafam kocaman çıkıyor bunda. Biliyorum ama netlemiyor bu kamera. Bak göbeğe bak. Kocaman oldu göbeğe. 750 gramda bunu 1 kilo yapacağız herhalde. Bir sonraki şeye kadar. Ay, biraz daha yedirecek de yedirmeyeceğim. Göbeği şişti. Göbeği bebek gibi ya. Bebek gibi de göbeği şişiyor ya. Gel buraya. Evet şimdi asıl mevzuya geçiyoruz. Gel kızım. Birazcık kızacaksın bana. Gel buraya. Bak evet gördüğünüz gibi göbeğişmeyiz. Bakınız kocaman olmuş burası. Böyle şişmiş. Geldik. Şimdi özgürlük şurubunu veriyoruz. Hayır yavrum. Evet birazcık kızacak bana. Ama artık alıştım arkadaşlar. Tekli headshot gibi gırtlağı bir koyuyorum. Bu arada tadı güzel bence. Ben çocukken bunları içiyordum. Evet 0,7 mililitre burada. Hanım ağa ya, yemin ediyorum hanım ağa. Şimdi arkadaşlar bakınız. Böyle ağzımızı açıyoruz. Dur kızım. Artık biliyor çünkü burada bunu yapacağımı. İyileşmen için bunu içmen gerekiyor yavru. Ağzı açıyoruz. Hop hop hop. Allah. Yuttuk. Tak diye gırtlağa koydum. Bir damla bile ziyan olmadı. Bir damla. Messi. Oh artık balgam da atmıyor. Eskiden tükürüyordu. Nasıl? Beğenmedin mi? Yapıyor böyle. Tamam gel gel. Tamam kız. Allah. Gel seveyim. Piş. Gel kızım. Piş. Öpücük. Hı. Güzel kızım. Tatlı kızım. Alışacaksın. Pişt. Geçiyor 2 dakika sonra. Tadı güzel kız. Yemin ediyorum kafa dikerim. Ben olsa kafayı dikerim. Acaba çok mu sert atıyorum ya? Ama diğer türlü tükürüyor. Yavaş yavaş içmiyor. Büyük kediler yaparken atıyorsunuz. Sonra direkt diye gırtlağa atmam gerekiyor. Yoksa tükürüyor, kusuyor. Bu sefer gırtlağa böyle diye bir koyuyorum. Direkt diye yutuyor. Bunu ben bir veterinere sorayım. Ama diğer türlü de içmiyor. Üzgünüm elimden bu geliyor. Yavru kuş. Oh tamam. 3 dakika sonra bir tane daha içeceğiz. O da antibiyotik. Oh sümüklerini ağzıma sil. Gel bir de suratıma sıç kızım, tamam mı? Rahatlatak da şimdi. Birazdan cortlayacak. Kulağım bağırınca daha mı duyacağım acaba? Niye böyle hareketler yapıyoruz yavru kuş? Dur geliyor. Bunu da iç. Manyak karı. Evet hazır mısın yavru kuşum? Böyle rahatla. Heh, rahatla. Bak kokla. Bağır bakayım bir. Bağır. Bak tadı güzel değil mi bunun? Çok güzel bence. Buradan çıkış yok. Bunu içeceğiz. Çok tatlı içtik lan bu sefer. Tamam bu az olduğu için lüblü diye yutuyor biliyor. Evet. Bunun da tadı iyi. Vallahi güzel kokuyor. Ben olsun içerim yani. Çok tatın seni iyileştireceğim. Bak iyi bak buna çok kızmadı. Low. İyi sanırım barıştık, keyfimiz yerinde. Tipe bak, cilveli ya bu kedi. Bu tatlı bir gıcı bir ya. Tırmıklamazsan dudağımı öyle eline atabilirsin ama tırmıklıyorsun, acıyor şöyle. Ama şöyle acıyor. 750 gram ya. 750 gram ne lan? Senin 1 kilo yapacağım kızım ben. İyi hadi görüşürük, bay bay. Yeter bu kadar. İzleyenlere öpücük at. Dayı gibi oturdu oraya bak. Tipe bak. Canavar mısın sen? Canavar mısın? Bak burada bak. Yakalayamaz ki. Tatlı bir canavar şey. Canavar kameralarımıza saldırdı. Gene kafamıza geldi. Şuna bak, her yeri kemik. Sen beni mi yiyeceksin lan? Ha? Beni mi yiyeceksin lan? Ha? Nasıl yiyor? Ne iştahla yiyor bak. Bak beni yiyecekmiş bak. Ne artık yapıyorsun lan? Doymadık, ıslak mama da yiyoruz. Seni 1 kilo yapacağım kızım diğer kontrole gidene kadar. Ye anasını satayım. De bu vitamin tozunu attık üstüne. Ye kızım pembiş kabından. Oh. Bir günde 2 paket ıslak mama yiyeceksin lan neredeyse. Ye. Ye kucu gütlü. Ye bakalım. Hastaya boğazından da zor geçiyor. Bir dakika rakı yapıyor arada bir. Oh ye aferin aziz Allah. 2. günü bu şekilde bitirdik sanırım. Islak mama yedi. 38 kilo. Sızdı buraya. Uyku. Kucağıma yattığı gibi sızdı yavrucak. Şimdi bunu peteğin altına sıcak bir yere götüreceğim. Sonra ben de işbaşı yapacağım. Yeter 3 gündür video atmıyorum. Pirelerden kurtulamadık. Bir sürüyle kurtulacağız, merak etme. Yavrucağı yerine yatıralım. Son kez su içiyorsan iç. Hala yiyor. Tekrar koydum, yemek başını gene yiyor. Yemeğin başına ben olursam yiyor. Yoksam yemiyor. Anam mıyım lan ben seni? Hala yiyor. Ye. Ye anasını sana. 100 kilo yapacağız seni. Ama çok ıslak mama yedirdim. Yarım falan bu saç ne ya? Yarım falan artık ıslak mama yok. Kuru yiyeceksin kardeşim. Sonra ishal olma bir de. Hasta hasta. Ulan senin midenle ne yedin lan? İyi bekleyin burada biraz da işte. Bu var ya. Ne sıçacak ha? Doydun mu? Azıcık da su iç. Sonra sindiremeyeceğim. Doydun mu kızım? Gel su iç bir de. Gel su iç. Gene yiyor. Are you okay buddy? Hey girl, what's up bitch? Ben o kadar yiyemem lan. Maşallah Kur'an. What the fuck man? Bak şimdi ayrıldı, gene koyacağım, gene yiyeceğim. Bak şimdi bak. Hala yiyor. Ne oluyor lan? Tıkandı artık, yeter daha zaten, yeter. Yeter. Bakayım bir daha yiyecek mi son? Son kez. İyi doydu bir zahmet. Su iç, su. Acık su var bak şurada, gel. Şimdi artık benim de işe vakit ayırma vaktim geliyor. 3 günün ardından, bu kadar aksiyonun ardından YouTube videosu çekeceğim. Yemek yiyeceğim. Ve... Are you fucking serious? Damn it, get damn it. God damn right velet. Ha? God damn right. Git uyu. Git uyu. Zıbar. Hadi hadi neyse. Kaçıyorum ben. İyi geceler. 3. günde görüşürüz. Bay bay. Ben ne zaman yemek yiyeceğim ya? Ne zaman çalışacağım lan? Ha? Zıbar yavrum hadi. Cidden yerleşti buraya ya. Şaka gibi. Kızım. Köpek sesi duyunca üzülüyorum ya. Fıstık dışarıda ya. Biz burada rahat rahat takılıyoruz. Fıstık dışarıda. İnşallah bulacağız onu da. Neyse hadi yeter. İyi böyle kapayalım bugünü o zaman. Uyutamadık seni. O kadar yersen tıkanırsın tabi. Sümüklü. 3. günde görüşürüz. Bay bay. Uyandık. Ya uyu ya Allah aşkına artık ya. Uyu. 3. günü kapayalım. Yattı zıbar. Ben de iş güç yapayım acık. Gündür video atmıyoruz. Uykum var ama. Uyuman lazım. Galiba bu sefer cidden uyutabildim. 2. gün biter. 3. günde görüşmek üzere. Bay bay. Bırak lan elimden. Buna mı saldıracaksın? Evet 3. günümüz başladı. Hareketlisin ha bugün. Hareketlisin ha. Bırak lan elimi. Elimi bırak. Beni mi yiyeceksin lan sen? Bak. Canavar mısın sen? Sen canavar mısın? Canavar mısınız siz acaba? Ben de seni arıyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Sen burada ne yapıyorsun? Ha? Kızım saklanmış oraya. Evet ilaç saatimiz geldi. Öskürük şurubu içeceğiz. Karnımız da tok. Klasik yerimize geldik. Niye bu kadar karanlık la bu? Bunu çok sevmiyorsun ama. Ha sümüklerini dağıt. Oha az önce balgam attı resmen karıla. Dur sakin ol. Sakin ol. Geç bakalım. 0,7 ml. Gel bakalım. Gel aç bakalım ağzını. Bak bak tadı güzel bunun. Zorla mı içireceğiz gene? Gene zorla mı içireceğiz? İçtik. Gene 2-3 damla attı dışarı. Çok acık bir 0,2 daha vereceğim. Yarısını dışarı atıyorsun yavrum ya. Gel buraya. Pişt. Tamam. Bitti. Bugün ilk şeyimizi aldık. Antibiyotikle şey yapacağız. Bir 7-8 saat sonra. Aferin aferin bir şaka. Az önce bir haber aldık. Sorarsanız siyah bir kedimiz vardı arkadaşlar. Bunlar da çok geç açıyor ya. Az önce ulaşamamıştım. Bir de kameranın şarjı bitti. Tekrar arayacağım. Alo. Alo merhaba iyi günler. Merhabalar iyi günler. Bugün öğlen mesaj atmışsınız da bu siyah yavru için onu ben getirmiştim. Evet, evet hocam haberim var. Bugün kaybetmişler herhalde. Anladım. Nasıl yapalım? Ben geleyim alayım. Ne yaptınız siz? Nasıl yapıyoruz? Süreç nasıl ilerliyor? Şöyle kedi çantası bizdedir. Onu alabiliriz ama kediyle ilgili biz bu ölümler olduğunda belediyeyle çalışıyoruz. Belediyeye teslim ediyoruz. Bugün de hemogram bakmışlar aslında şeyi. Enfeksiyonu 68.000'e falan düşmüş. Hı. Yani işte ondan sonra herhalde ölmüş. Yani benim de sonradan haberim oldu. Anladım. Neyden gittiğini biliyor muyuz peki? Gene o iltihaptan gitti sanırım değil mi? İç iltihaptan. Yani hocam o zaten çok kritikti. Hı. O salgını mı değil mi? Onu öğrenebildiniz mi? Hani şey demiştiniz ya belki bir iki gün sonra anlarız. Buradaki en sağlıklı bilgiyi İstersen yarın şey yapayım, söyleyeyim, yarın seni bir arasın, görüşün. Çantayla alakalı da yarın sana haber vereyim. Klinikte değilim çünkü şu an. Ha, klinikte değilsiniz. Klinik yani şu an açık değil mi? Şu an kapalı. Anladım, tamamdır. Okay. Yarın pazar olduğu için yarın 12.5 çalışıyoruz. Yarın 12.5. Öğlen 12, akşam 5 mi? Evet, yarın öğlen 12, akşam 5. Anladım. Ya ben genelde bu saatlerde müsait olmadı, olmadı pazartesi bu saatlerde gelmeye çalışırım. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır, okey. Peki, teşekkürler. Tabii ki amaçlı size mutlaka mesaj attırırım. Mesaj atılsın, bir de arasalar çok memnun olurum. Tabii tabii, sıkıntı yok. Teşekkürler tekrar elinizden gelen için. Rica ederim. İyi günler. O siyah bir tane kedi vardı. Instagram story'e de atmıştım. O kediyi kurtaramamışlar. Sen ne yapıyorsun orada ya? Abi çok garip bir hafta yaşadım ya. Yemin ediyorum kendi kedim kayıp. Omuzumda böyle bir yavru bebek var. Bir tane daha yolda kedi bulduk. Komaya girdi. 10.000 civarı olması gereken bakteri sayısı vücuduna 80.000 çıkmıştı. Sonra bugün sabah ölçmüşler. 60.000'lere düşmüş. Ama sonra bugün öğlen saatlerde yavruyu kaybetmişiz. Siyah kedi aramızdan ayrıldı. Biz gömemiyormuşuz. Onun sokak kedisi olduğu için belediyeyle çalışıyorlarmış. Ben gene oraya bilgi almaya gideceğim. Onu zaten burada da gene anlatırım. Bu da orada uyuyakaldı ya. Şaka gibi. Ve YouTube videosu çekemiyorum. Mikrofonum bozulmuş. Her şey üst üste geliyor. Mükemmel bir hafta. Gerçekten psikoloğum, gerçekten psikolojimi korumaya çalışıyorum şu an. Uyku düzeni bozuk. Mikrofon bozuk. Video çekemiyorum. Bir tane elimizde kedi neredeyse aramızdan ayrıldı. Asıl kedim hala yok. Fıstık'tan hala haber yok. 3. gündeyiz. Ve bu kedi de birazcık hapşırmaları azalmaya başladı. Bayağı hareketli, oyun falan oynuyor artık. İyi gidiyor. Sanırım bu omuzumdaki kediye bir isim koyup Fıstık gelirse onu adam edip dışarı salmayı planlıyorum. Kardeşleri de var çünkü sokakta şu anda. Belki onlarla haşır neşir olur ama Fıstık tek başına bir yıldır benimle nasıl dışarıda kalacak bilmiyorum. En azından bu yavruyu bir ay falan bakıp büyütüp dinç hale getirip salmayı planlıyordum ama şu an Fıstık olmadığı için belki bilmiyorum. O boşluğu seninle mi dolduracağız? Hala algılayabilmiş değilim zaten. Ben bu hafta neler yaşandı konusunda hiçbir fikrim yok. Yani maddi olarak çok garip şeyler oldu. Veteriner biraz tuzlu bir şeymiş böyle arda olunca. Asıl kedimi kaybettim. Bir yandan bir yavru kedi edindim. Gerçekten bir bebek. Uyku düzenim bozdu. Uyuyamıyorum bakacağım derken. İlaçlarını veriyorum. Bir yandan şu 3-4 gün içerisinde gene sokağın kedilerinden birisi olan, bu yılın mahsullerinden birisiydi o. 5-6 aylık bir kediyi kaybettik. Onun şokuna girdik. Çünkü kedi elimdeydi yani. Ben aldım, götürdüm. İşte kedi şeysine koydum, çantasına. Koşa koşa gecenin 3.30'unda götürdüm. İnliyordu kedi. 1.5 gün anca dayanabildi. Garip bir hafta ya, bilmiyorum yani. Öyle, neyse. Durumlardan haberdar etmeye çalışacağım. Siyah kediyle ilgili detaylı bilgi yüksek ihtimal siz birkaç dakika sonra izlemiş olacaksınız. Ben de bir iki gün sonra daha iyi bilgi almış olacağım. Fakat bu videonun konusu olan bu kedimiz iyi durumda. Onun dışında hiçbir şey iyi durumda değil. Mikrofonum bozuk. 4 gündür video atamıyordum. Yüksek ihtimal yarın da atamayacağım. Video düzenin içine ettim. Bugün çekeyim dedim, mikrofon bozulmuş ya. Şaka gibi. O değil, Fıstık hala yok ortalarda. Sitede de görmedim. Düşünmek bile istemiyorum. Böyle bende yeni bir, bunun son 1-2 yıldır kullandığım bir şey böyle. Beynimden bir şeyleri silebiliyorum ve yokmuş gibi oluyor. Sanki hiç olmamış gibi bu şekilde daha az duygusal anlamda kötü yansıması oluyor. Şu an sanki Fıstık hiç kaybolmamışmış gibi hissetmeye çalışıyorum. Hani hiç gitmemiş. Etrafta bir yerde gibi takılıyorum. O yüzden ciddi böyle hala kavramış değilim olayı. Hala inanıyorum. Bulacağımı planlıyorum. Bakalım. 3. gün böyleydi. Garip bir video. Bunu belki de yayınlamam var ya, bilmiyorum bu video serisini. Ama belki de yayınlarım. Çünkü ben böyle olumsuz şeyleri yayınlamayı sevmiyorum. En azından benim için arşiv niteliğinde bir video. Öyle. Neyse. Garip bir gün ya. Yemin ediyorum garip bir hafta ama şu tatlıcık beni mutlu ediyor. Çünkü iyiye gidiyor. Oyun oynuyor. Keyfi yerinde. Bu yavruyu da belki sokakta bıraksaydık maalesef onun için sıkıntı olabilirdi. Bulduğumda çok kötü durumdaydı. Sırılsıklam titriyordu. Zor hareket ediyordu. Allah'tan şimdi sıcak bir yuvası var ve karnı tok, şişko. Kocaman oldu. Göbeği bu kadar oldu. Neyse, hadi öpüyorum. Akşam bunun ilaçları var. İlaçlarını verdikten sonra gene günü kapatırız. Belki bunu birkaç tane daha oyun sahnesi koyarım ama bugün oyun oynayacak halim yok. Bakacağız. 3. gün böyle devam ediyor. Mükemmel. Görüşürüz. Evet, antibiyotik zamanımız geldi. Bu yavrucakla peteğin üzerine sıcak uyuyakalmış ama uyan kızcığım. Hadi yavrum kalk. 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 Buna şu an Firuze diye isim geldi. Adı Firuze mi olsa? Ha, daha tatlı bir isim de olabilir. Kalk hadi. Kalk. Kalk lan. Antibiyotik içeceğiz. Kalk. Kalk kızım. Kalk hadi. Kalk lan. Kendini sevdiriyor ya. Bak sıcak sıcak ne güzel. Oh. Kalk hadi. Cilvelere bak. Şu cilveye bak. Atmış ayaklarını da öyle. Atmış ayaklarını da öyle. Bak 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 bak. Kalkmıyorsan seni böyle. Kalkmıyor musun? İyi o zaman. şöyle alabilirim seni. Uyan uyan. Oh sıcacık olmuş. Antibiyotik vereceğiz sana. Bir de şurubunu vereceğiz. Sonra ben de yatacağım, sen de yatacaksın. Ay. Üzgünüm, bir şok yaşayacağız şimdi. Ne güzel tatlı tatlı sıcak sıcak uyurken bir anda ağzına şırınga dayamak zorundayım. Ay gene geldik buraya. İşimizi hızlı bitirelim hanımefendi, anlıyor mu? Evet, buraya gelince artık işleri ters gittiğini anlıyor. Gel gel. Buraya oturunca anlıyor artık, kaçıyor direkt. Ama üzgünüm, az kaldı zaten. Hapşırmaları azaldı. Sadece bir pire sorduğumuz var. Onu da halledeceğiz inşallah bakalım. 3 gün sonra gideceğiz kontrole. Uyandırmak istemezdim ama bunu içmen lazım. Gel. Aç bakalım ağzını, aç ağzını. Ağzını aç. Gene mecbur dubaps diye ağzına atacağım arkadaşlar. Şöyle koltuğumuzun altına alıyoruz. Gene bir sürü kısmına attı. Bir 0,2 milim daha vereceğim. Üzgünüm yavrum. Aç aç aç. Gel tamam gel. Bir de bana kaçıyor ya. Bir de bana kaçıyor. Tükürüyor ya ilacı. Ben bile tükürmüyordum çocukken ilacı ya. Geçen FaceTime'la annemle konuşurken kediye verdim böyle. Sen de çocukken böyleydin. Hatırlıyorum. Hayalimler çok küçükken ben de böyle. Annem ağzımı tutup bana şurup içiriyordu. Annem de sirke içiriyordu. Sirkenin her şeye deva olduğunu düşünüyordu ve "Aa!" diye bağırıyordu. Ben 4 yaşındayken ne oluyor lan ne oluyor lan derken diye sirke içiriyordu bana. Ama işe yarıyor galiba. Şu an sağlıklıyım Allah'a şükür. Aşkım aşkım aşkım. Sus kızım sus. Of nasıl yuttum var ya, güzel yaparken yuttum. Tamam hadi git dinlenebilirsin. Bir de antibiyotik vereceğiz. Derken yuttu acık. Bu yaşta baba olduk ya. Kusmaya çalışıyor ama kusamıyor. Gördüm, gözümle gördüm yuttum. Bak anneleri çok iyi anlıyorum artık. Anneler de böyle ilaç verirken bizi yemeyince öyle üstümüze çöküp kilit yapardı ya. İyiliğimiz için arkadaşlar. Siz de eğer ilaç sevmiyorsanız ve anneniz babanız üstünüze oturup ağzınıza sokuyorsa, ki çok çocukken ben de öyleydim. Ama iyiliğiniz için yani, görüyorsunuz, yoksa iyileşemezsiniz. Ha kedi ha insan ne fark eder. Şimdi antibiyotiğe geçiyoruz. Çok çocukken galiba sevmiyordum ilaç içmeyi. Sonra acık büyüyünce 6-7 yaşından sonra, daha doğrusu 7-8'den sonra seviyordum içmeyi. Ama çok çocukken sevmiyordum ilaç içmeyi. Annem üstüme oturuyordu. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöminenin içine girdi. Ne yapıyorsun? Oraya mı sıçılır? Yukarıda senin tuvaletin. Ayaklarımız da leş gibi oldu. Süperiz. Mükemmeliz. Gel gel bir boyun kirli yapacağım sana ben, gel. Her yeri kül oldu gacının. Gel buraya. Ağzın leş gibi oldu. Her yerin kül oldu. Her yerin kül oldu Bihter. Tamam bitti. Hayırlı olsun. İyi günler. Görüşürüz. Hizmetimizi beğendiyseniz hanımefendi 5 yıldız vermeyi unutmayın. Bunun tadını seviyor bak. Bunu kusmuyor da çok garip bir şekilde öksürük şurubunu kusuyor. 3. günde bu şekilde bitti. Az kaldı iyileşeceğiz ya. Hadi, hadi gidiyoruz hadi. Hadi yeter bu kadar, uykuya dalacağız. Küfür ediyor bana şu an gözleriyle. Bak şu an bana şey diyor. Senin ananı yavrum. Mutlu musun? Ama bunu içmemiş lazım kızım. Bunu içmemiş lazım. He? Şöyle barışalım biliriz sanki. Hemen de barıştık. Hemen barışma böyle. Ya kötü biri olsaydım. Ha? Hemen öyle barışma benimle. Ama gel barışalım. Güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Hayır yapış yapış oldu. Gel burnunu da silelim kızım. Gel ağzını da silelim. Bu bebecik uyumaya gider ve yandaki ayı da uyumaya gider. Maşa ile kocayı. Sana maşa diyebiliriz aslında. Ya yemek ya ağzını tat düzelsin gel. Hadi görüşürüz, 4. günde görüşürüz baba. Hayatımda ilk kez soğan yiyen kedi gördüm. Büyük bir iştahla soğan yiyor. Bu normal mi bilmiyorum ama doğal bir şey herhalde. Bir sıkıntı çıkartmaz. 4. günümüz soğan yiyerek başlıyor. Kendi kuyruğunu ısırıyor. Bizim ilaç saati geldi. Gel kızım. Gel bakalım. Gene şurup içecek. Ne oldu? Gene koltuğa geldik. Ki koltuktan kaçıyor artık. Susamış su içiyor beyefendi. Pardon hanımefendi. Sekansımız başlıyor arkadaşlar. Koltuk altımıza alıyoruz yavrucuğumuzu. Şşt. Of. Çok güzel yuttu lan bu sefer. Bir damla atmadı. Tam derken diye yuttu böyle. Çok güzel yuttum. Çok güzel yuttum. Çok güzel. Acık tükürdük. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Süper yuttu. Bugün en güzel bugün yuttu. Güzel güzel. Evet bugünkü ilk şurubumuzu verdik. İkinci şurubumuz gene 7-8 saat sonra. Antibiyotik ve öksürük şurubu vereceğiz. Bugün iyiyiz. Birazcık oynatayım falan çekeyim. Bunu çok hareketli bugün. Bak kızım. Ay. Aman. İyiyiz bugün, iyiyiz. Güzeliz. Değil mi kızım? Hı? Aynen, sil şuruplu şuruplu. Balgamla ağzını suratıma sil, tamam mı? Pişt. Omuzumda rahatlıyor hanımefendi. Papağan gibi. Burada böyle duruyor. İyi, hadi görüşürüz. Bay bay. Ya da burada bitirmeyelim. Hep ilaç verdik. Bu sefer de puding verelim. Bu sefer böyle olsun. Bakalım sevecek mi? Gel. Aa, puding yemeyen kedi mi olur lan? Kediler deliriyor bunun için. Şimdi burnunu sileyim ya. Burnuna akıp duruyor. Sümüklü. Gel dur. Tamam, burnunu sileyim, belki şimdi daha iyi kokusunu alır. Ah. Nasıl sevmezsin ya? Sen ne değişik bir şeysin kızım ya. Şuraya puding koyayım ye. Şunu azıcık ye, diğerini de vereceğim. Ziyan olmasın, al. Hala hapşırıyor, öksürüyor, tıksırıyor, tipe bak. Dili dışarıda kalıyor hapşırdıktan sonra. Gel buraya gel. Pişt, 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 pişt. Bak, bir dışarıya bakayım dedi. Özledim dedi. Sonra soğuğu görür görmez içeri kaçıyor. Tabii ki içeri kaçarsın. Dışarı soğuk. Şuna bak. Şuna bak. Gene mi beni yiyeceksin lan? Beni mi yiyeceksin lan? Antibiyotik saatimiz geldi. Antibiyotik saatimiz geldi. Kurtulamadık, şu pirelerden de kurtulacağız, dur. Bugün de burada uyuyakaldı. Uyan. Uyan. Hadi ilaç içeceğiz, yatacağız sonra. Islak mamasını da yedi. Karnımız da tok. Kim lan? Alo. Biliyor artık burayı ezberlediği için. Hemen kaçmaya çalışıyor. Hemen kaçmaya çalışıyor. Bak hareketlere bak. Mağaz kaldı, merak etme. Farklı bir şey deneyeceğim bu sefer. İnternette gördüm. Kendisinin içmesini sağlayacağım. Şöyle enseden tutuyorlar arkadaşlar. Aç ağzını. Ha, böyle yavaş yavaş yemesini sağlayacağız bu sefer. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Böyle ama sevmiyor ki. Aç bakayım. Yok abi, benim taktik daha iyi, bu kötü. Böyle yazık, hayvancağız bağırıyor çağırıyor. Ben bayağı bebek gibi löps diye atınca daha iyi oluyor. Tadını sevmedi, çok azcığını içti. Benim taktik daha iyi, yine koltuğumuzun altına alacağız. Şöyle. Gel lan buraya. Dur, aç bakayım, aç bakayım, aç bakayım. Aç bakayım, aç. Gel buraya, gel buraya. Seki seki kaçıyor bir de. Bir de seki seki kaçıyor. Bence içmek istememesinin sebebi arkadaşlar, burnu tıkalıyor, nefes alamıyor, korkuyor. Dur, dur, dur. Kaçamazsın, kaçamazsın. Hiç içmiyorsun ki, hepsini tükürüyorsun ki ya. İyi işte. Öf, elimi mahvetti, tırmaldı elimi. Zaten azıcık içiyorsun. Ama daha antibiyotiğimiz var, özür dilerim. Bir tane daha içeceğiz, daha az. Yok, bunu yutmuyor ya. Neyse, yeter, yuttuğu kadar. Tamam, yuttu ya, yuttuğu kadar. Bugün zor oldu biraz. Tamamdır. Okey. Bugünlük de bu kadar. 4. günümüz bitmiş oluyor. Saklanıyordu. İyi, azıcık git rahat bırakayım hadi seni. Psikolojisi bozuldu birazcık da, tükürüyor abi, ne yapayım yani. 4 gün olmasına rağmen hala burnu akıyor çünkü. Hayvan gibi hareketli, iştahı var ama burnu akıyor, geçmedi bir türlü. Bence hastalığı iyileşti gibi, iyileşmeye başladı bayağı ama hala öksürüp tıksırıyor, burnu akıyor. Gel buraya. Gel buraya, paytak kaçıyor. Gel buraya. Hadi gel barışalım yine, omuzumda gel. Galiba genizine kaçtı ya. Ben bunu veterinere soracağım. Ben mi yanlış veriyorum? Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi, bugünlük bu kadar. Öpücük. Aşkım gel. Öpücük. Gönül alma seansı. Az kaldı, bir 2-3 gün daha kullanacağız. Bitiyor. Öksürük şurubunu 7 gün, diğerini 5 gün kullanıyorduk. Yarın son kez antibiyotik alacağız. Sonra da 2 gün daha şurup alacağız. Sonra veterinere gideceğiz. En güzel kafa desteği. İyi, hadi hep böyle kapatalım bugüne. Bay bay. Böyle yatacağım. Görüşürüz. Bay bay. Papa kapanış. 4 mi oldu, 5 mi oldu, saymadım kaçıncı gündeyiz ama gene şurup zamanı. Ne yiyorsun sen orada? Aç ağzını. Keşke böyle içsek sakin sakin. Ama tabi böyle içemiyoruz, o yüzden. Hemşire modu off, on. Sakin sakin gel kızım. Aç ağzını. Yok abi, bu antibiyotik içiyor, şurubu içtiremiyoruz ya bu kıza. Az kaldı, son 2 gün falan kaldı. Hep tükürdü yine, bak hep ağzından çıkıyor. İyi, devam edeceğiz. Antibiyotikimiz var daha bugün. Öpücük at, öpücük at. Şu masumluğa bak. Ne oldu, barışalım gel. Garip bir info. Patlıcan salatası yiyor ve büyük bir iştahla. Ben bunu yoğurtlu patlıcan sanıyordum. Az önce yemek yerken söyledim. Ama direkt patlıcan salatası geldi yoğurtsuz. Ve verdim deli gibi yiyor. Bence sağlıklı bir şey. Kötü etkileyeceğini sanmıyorum. Ve çok büyük iştahla yiyor. Afiyet olsun. Bu da garip bir bilgi arkadaşlar. Kediler patlıcan yiyormuş. Sese bak, hatır otur yiyordu ya. Maşallah maşallah. Ay güzel kızım benim. Güzel kızım. Çok mutluyum. Fıstık komşuya kaçmış. Komşu yakalamış, şimdi verecek bana. Gel bakalım buraya fıstık, gel. 3 gündür yoksun ortada. Evet. Geldi bizim kaçak. Bu soğukta tabii ne yapacaksın dışarıda? Ne yapacaksın? Bunu birazcık sevelim. Gönlünü hoş tutalım da. Ayağı mırıl mırıl yapıyor bana. Küs hala. Küs müsün hala bana sen? Güzel kızım. Aşkım. Bir tanem. Burası senin evin kızım. Nereye gidiyorsun ya? Fırtına var sokakta, soğuk. Komşunun evine kaçmış manyak ya. Gel. Tamam gel, sana bir sürü güzel güzel mamalar verelim şimdi. Barışalım seninle. Ha kızım? He kızım? Ne yaptın sen 3 gün dışarıda ya? Manyak ya, sıcacık ev var. Terk etti evi ya. Tamam, seni iyi edeceğiz, merak etme. Sana güzel mamalar da vereceğim. Tamam mı kızım? Allah'ın kıskançtır bir koli karısı. Manyak karı. Sana bir daha nah cam açarım. Geçen arkadaşlar 2. kattan aşağı atladı. Burada ağaç var. 2. kattan ağaca atlayıp çıktı gitti ağlaya ağlaya. Yavruya bakıyorum diye. Onu çok mutlu oldum lan şu an. Canım kızım benim gelmiş kızım. Hemen ona güzel mamalar verelim. Hemen tatlış güzel bir ıslakma verelim. Gel buraya. Açsındır sen şimdi de. Manyak kız. Ha, gözü dönmüş aşkta. Hemen bağırıyor yemek ver diye. Bak bak nasıl ses çıkıyor bak. Vereceğim dur. Manyak karı. 3 gündür yemek yedim mi, su yedim mi hiç. Şuraya bak. Alın size buluşma. Gel gel. Şurup vermeyeceğim. Şurup vermeyeceğim. Gel. O abla istemiyor bizi, gel. O da küsüyor, o da çocuk. 2,5 yaşında tripkolik bir karı o da. Kız kediler haremine döndü ev ya. Bak bak ne iştahlı yiyor ya. Dün gece komşunun evine girmiş arkadaşlar. Terasa merasa kaçmış. Burada senin evin var kocaman. Ruh hastası karı, bütün ev senin ya. Yedi önde yemediği ardında. Bu kediler cidden garip ya. Doydun mu? Su da vereyim mi? Gel. Pişt. Hiç suratıma bakmıyor. Dur bakayım da yukarıda camdan açık olmasın lan. Su mu istiyorsun? Susamış deli gibi, su da vereyim sana. Bak su arıyor. Susadın mı? Güzel kızım. Sus lan, hala hırlıyor bana. Ne hırlıyorsun? Dışarıda fırtına var, soğuk var. Ben evde üşüyorum kombi yandığı halde. Ne var ya, ağzını bunu ısırırım ha. Bak buraya gel. Sus lan. Sus lan. Sus. Gel sana azıcık sevgiyi giderelim. Sen neredesin sen? Sen neredesin 3 gündür? Neredesin? Ne kıkın? Biz seviyoruz seni. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Güzelliğe bak ya. Sus. Sus kızım sus. Şşt. Bunu nasıl alıştıracağız bilmiyorum ya. Aşkım, aşkım. Hala bak görüyor musun? Yapıyor. Ben seviyorum seni ama o hasta diye aldık eve kızım. Ben seviyorum seni. Seviyorum ben seni. Seviyorum seni güzel kızım. Dur. Dur seveyim azıcık. Gel, gel. Oy 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 oy. Seviyorum seni ben. Aşkım, güzel kızım. Bak yavruya bakarak yapıyor. Aşkım, bir tanem. Niye gidiyorsun? Şşş. Seviyorum ben seni. Bak diğeri hapşırdı, ona hıhı yaptı, kızıyor ona. Ben seviyorum seni, gel. Tamam. Şşş. Şşş. Güzel kızım. İyi hadi git. Git hadi. Saklamasını da tam yemedi bak. Kadın milletin triplerini ne yapacağız biz ya? Ha? Seni de götüreceğim veterinere. İyi zaten yan yana olmamaları iyi bir şey ama. Çünkü nezle bizim diğer sarı kedi. Kıcım benim ya. O takılsın evde arkadaşlar biraz. Morali bozuk hala yapıyor bana. Sus lan sen de. Sen de hastasın, nezlesin, bulaştırma ona. Al bak şurada ışık çok güzel bak. Heh, dur şuraya bak. Bak. O da istemiyorsa niye döverse seni? Çok güçlü o. Sen böyle bir yer. O yüzden sen burada takıl, tamam mı? Acayip mutlu oldum ya. Kendime geldim ya. Ah, 3 gündür eksik gibiydim ya resmen. Bir video atamadım ya 5 gün boyunca. Onda da acayip etkisi vardı. Ya resmen 1,5 yıllık kız arkadaşımdan böyle terk edilmiş gibi hissettim ya. Böyle sanki sevgilimmiş de. Ay Allah razı olsun komşudan ya. Türkan teyzeciğim cansın. Bu bizim kedi arkadaşlar. Komşulardan birine doğdu zaten. Hikayesi öyle. Bizden önce Pakize diyorlarmış. Bir kısırlaştırdıktan sonra sokağa salınıyor sanırım. Sokağa değil. Zaten bu kedilerin hepsinin kedisi arkadaşlar. Sonra bizim evi sahiplenmişti. Biliyorsunuz zaten hikayesini anlatmıştım birkaç kez. Instagram story'e giderseniz Fıstık'ın bütün hikayesini görebilirsiniz. Orada böyle ilk eve kaçak girdiğinde 3-4 kez eve kaçak girdi Fıstık. Sonra evi resmen sahiplendi kendisi. Sonra öyle kedimiz oldu. Ben sahiplenmedim onu. Geldi cilve yaptı. Böyle 3-4 kez kaçak girdi. Geldi uyuyakaldı falan filan. Sonra işte aa madem arada bir geliyor buna kum alalım. Arada bir geliyor buna mama alalım. Arada bir geliyor falan filan der. derken artık kendi kedimiz oldu 7-8 ay sonra ve yaklaşık bir yıldır da işte kedimiz diyoruz. Gene arada bir dışarıya çıkıyor hava almaya fakat kaçmıyordu normalde. Bu sefer bu kedi olduğu için kaçtı. Bazen de çok sıkılıyor. Gene buranın kedisi olduğu için burası trafiğe kapalı bir yer. Çok yabancı gelmiyor. O yüzden arada bir ilkbaharda, yazın salıyordum. Dolanıp tekrar eve geliyordu zaten. Ama o zaman resmen evde canı sıkıldığı için dolanıp kendisi geliyordu eve. Bu sefer kendi kaçtığı için gelmedi. Küstü. Ama onu alacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Bütün camları kapattım. Onun biraz gönlünü hoş edelim. Ona böyle güzel. Belki hatta zaten gerekecek. Bu kediye kendi kedimiz yapacaksak bir kedi şeyi almamız gerekecek. Yeni bir kedi tuvaleti. İşte ama halledeceğiz, merak etmeyin. Kokularını ayıracağım. Ortamlarını ayıracağım. Gene fıstığı ertelemediğimin hissini ona vermem lazım ki hiç kabullenmek istemiyordum var ya, böyle tamamen gitse diye de. Neyse. Şimdi artık iki kedimiz var. Artık farklı bir derdimiz var. Fıstığın gene gönlünü hoş etmek, barışmak. Hala 3 gün geçti, hala mı kin tutar bir insan yapıyor bana. Ve bu hayvancağızımızı iyice iyileştirip sokağa mı salacağız, sahipleneceğiniz bir soru bilmiyorum ama bununla onu ayrı ayrı yaşatmamız lazım. Güzel. Gün 4 mü 5 mi kaçıncı gün bilmiyorum ama fıstık geri döndü. Ve o siyah kediyle ilgili kötü haberi maalesef vermiştim sizlere. Olsun, fıstığımız geldi. Hasta bir kedimiz var. O artık ecel, Allah rahmet eylesin diyelim. Yani hayvanlar öldüğünü bilmiyorum ama eceliyle maalesef gitti o kedi aramızdan. Biz elimizden geleni yaptık. Veterinere götürdük. Birçok şey yapmaya çalıştık ama kurtaramadık. Öylesi hayırlıymış. Şimdi şu anki sorumluluklarımıza devam etmemiz lazım. Hayat devam ediyor. Yemin ediyorum 3 gündür. Şu an kadar konuşmak istiyorum ki 3 gündür hayat durmuş gibiydi benim için ya. 3-4 gündür. Acayip psikolojim. O kadar çok anım var ki o kediyle böyle hani. Moralin bozuk oluyor, geliyor senin kendini sevdiriyor. Garip garip huyları var. Resmen tanıyorum ya kediyi artık böyle hani. Tanışıyorduk her şeyle. Mahvolmuştum ya. Neyse. Oley. Tamam, mutlu oldum. Aa, oley. Aşkım bebeğim geri döndü. İyi, burada yemeğini yemeye devam ediyor. Seni kuaföre götüreceğim, sen manikür pedikür yaptıracağım, olur mu kızım? Acaba bu bizim edindiğimiz yavru kedi hasta ya. Onun hasta olduğunu bildiği için bu kadar kaçmaya çalışıyor. Hani banda hastalık kaparım diye. Yoksa tamamen trip mi? Ama bana trip gibi geliyor. Daha önce de bir iki kedi içeri girmişti. Dışarıda ben bir kedi severken bile beni görse acayip trip atıyor. Ye yavrum ye. Sen neredeydin ya delilerde sen? Sen ne yaptın lan dışarıda 3 gündür? Ha? Neyse, güzel. Evet, hayat kaldığı yerden devam ediyor. İşimize gücümüze dönelim. Bu yavrucağın kaç saat sonra antibiyotiklerin şeyini vereceğiz gene. Çok güzeldi, mutlu oldum. Aa, oley. Tamam, şu an artık video atabilirim ve psikolojim yerine geldi. Evet. İlaç vaktimiz geldi. Ve kaçtı bir yerlere. Çok hızlı bitireceğiz bebeğim. Aç bakalım ağzı. Ağzı açıyoruz hemen. Aferin lan. Bak bunu yiyor. Bak bunu resmen yuttu ha. Efe gel. Aferin. Dur. Oha, azıcını yatarken verdim içti lan. Ama tadından nefret ediyor. Aa! Nefret ediyor bunun tadından ya. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Bunu içmen lazım. Anlıyor musun beni? Bunu içmek zorundasın iyileşmek için. Anlıyor musun? Seni seviyorum. Yut lan. Neyse, yuttuğu kadar artık anasını satayım ya. Veteriner arayıp sorsak mı acaba bunu kusuyor hocam diye. Merhaba, iyi günler. Bir hafta önce sarı beyaz bir tane yavru getirmiştim de nezle olmuştu. Bir hekime sormak istiyordum. Verdiği ilaçlardan bir tanesi normal içiyor ama diğerini hep tükürüyor. Bu normal mi diye. Bayağı içtikten sonra. Azro ile Flagi verilmişti. Azro'yu bayağı normal yutuyor. Ama Flagi'yi verdikten sonra yutsa bir resmen öğürüp tekrar çıkartıyor. Hani içtiği kadar kar mı diyeceğiz yoksa nasıl olacak? Zaten bir iki gün sonra şeyimiz vardı, kontrolümüz geleceğiz ama gene bir sorayım dedim. Son 2 gündür çünkü Flagi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ne kadar inerse artık herhalde. Tamam, kim adına kayıt vardı bizde? Taha Eren Büyük Kurban. Oha, bizim ortaokul, ilkokulun zil müziğiydi bu. Şimdi ben görüştüm, hani 1-2 gün sonra konsere geleceksiniz ya zaten. Hı hı. Bildiğiniz kadar içirmeye devam edin sürekli. Şey tehlikeli mi? Ben birkaç kez öyle yaptım ama gene çok faydası olmadı. 0.7 veriyorduk onu. Tükürdüğü kadar gene bir 0.2 ekleme yapmaya çalıştım ama hani o tarz bir şey sağlıklı mı yoksa denilen gibi öğürse bile full 0.7 ile devam edelim. Yani bence 0.7 ile devam edin. Hani yaş mamayla karıştırıp verebilirsiniz. Aa, öyle yapabilir miyim? Evet, öyle yapabilirsiniz. Güzel. Devam ediyoruz. Bugün güzel bir gündü. Fıstığı bulduk. Bu yavrucağı şey yaptık. Veterinerle görüştük. Tatlı bir günde. Görüşeceğiz. Bakalım ne olacak. Sırrı 6 sene 7 sene önce aldatılmak değil mi? Geleciklerle uğraşmaktan uyku düzenim bozulduğu için ilk kez aylar sonra geç tepki videosu yayınladım. Ve bu da burada bak. Miyav diyor. Bak kafayı görüyor musunuz mu? Gel. İler saatin geldi. Gel. Budu 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 budu. Ne tatlı bir şey. Şunu yapalım da hemen videoyu yayınlayayım. Sabahın 5'in eski bir tepki videosu yayınlayacağım ya. Seninle uğraşak derken uyku düzenimiz bozuldu hacı. Bak hemen anladı şurup biteceğini. O yüzden başladı hareketlenmeleriz. Bu arada şarjım bayağı az ve daha ilişkimiz düzelmeye başladı. Çünkü acının şurubunu verip hemen videoya atmam lazım. Bu yavrucak çok hoştu. Elimi falan ısırdı. Dur sakin ol. Hadi tek de bitirelim. Aç ağzını. Tükürme, 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 tükürme. Bugün arkadaşlar 5. gün, yarın gidiyoruz. Mahvettin ayı karı ya. Yemin ediyorum bu bebiş yüzünden tembelleşiyorum her dakika. Nereye otursam gelip üstünde uyuyakalıyor. Sana yeni bir pire tedavisi uygulayacakmış. Doktorumuz ölücü, tamam mı? Tamam mı? Ulan kedi bile sevilmeyi seviyor be. Bak. Bir tane aşkım. Hadi kızım benim. Uykusun mu geldi şimdi? Açım lan açım. Yemek yap lan bana. Ben sana o kadar ilaç veriyorum. Bana yemek yap lan. Yemek yap lan bana. Delireceğim. Giderken ve trip at. Kadın milleti böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O kadar ilaç veriyorum, ilgi gösteriyorum. Gelip öpücük öpücük veriyoruz lan bir tane. Pişt, gel buraya. Pişt, pişt. Bir mı? Abim tamam. İyi affettik. Bak şöyle. Bir sırnaşmaya bir haftamı sana verdim lan. Neyse açım ya. Yemek yap bana kedi ya. Neyse ya, patates kızartacağım, onu da vloga çekeyim açım. Ne yapıyorsun burada? He? Kavga mı istiyorsun sen? Sen kavga mı istiyorsun sen? He? İlaç saati. Uyandın mı? Hı? Bugün antibiyotiğin sonu sanırım, ya da yarın son, bilmiyorum. Ona bakacağız. Beni fokusla lan. Saçım var diye yüzümü tanımıyor. Çok hızlı bir operasyon olacak arkadaşlar. Öyle bir yutturdum ki, duydunuz değil mi sesi? Oy, ben profesyonel oldum artık kızım. İstesen tüküremezsin, ağzında yok. Çok iyi yutturdum lan. Duydunuz değil mi sizi? Ah diye kamera. Manuel fokusa mı geçelim? Resmen ağzını nişan aldım diye böyle bir koydum ağzına. Yutağından aşağı ışık hızında indiği için sesi duydunuz inşallah. Orası inşallah nettir ya. Çok güzel yutturdum. Böyle oldu bak. Oldu böyle. Ulan keşke en başından beri böyle yapsaydı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Nasıl yutturuverdin sana? Aa neyse, bugün böyle bitti. Birazdan camaşır asacağım, belki azıcık oraya da çekerim. Hep de kedimi çekeceğiz lan. Az önce komik bir şey olmuş olabilir. Çalıştığım tuşuna basmamışım ya camaşır makinesinin. Bu ikinci posta. Şimdi basacağım. Çalışıyor. Ay aldım. Çamaşır. Videomuzun başrolü yine burada uyuyor tatlı tatlı. Uyu kızım, uyu sen. Neyim ben ya? Hem kedi babası hem de çamaşırlarını yıkayan bir delikanlı mıyım? Dream boy muyum, neyim? Ha güzel bugün. Bugün siyahları yıkama günüydü. Ama bu siyahlardaki kedi tüyleri nasıl çıkacak bilmiyorum. Ve uykum geldi ve video saatinde sadece 2 saat var. Birazdan Siki ve Toy teori videosunu çekeceğim. Ve uykum var, çok var. Uykusuzluktan başım dönüyor. Bütün her şeyde kedi tüyü var ya. Bir de bunlar çıkmıyor, beyaz kedi tüyü, fıstıkın tüyüyle. Uykusuzluktan cidden başım dönüyor. Yüzümü soğuk suyla yıkayıp video çekmem lazım. Ne derdin var? Tuvaletim geldi kız. Dur seni tuvalete götüreceğim, bekle. Hayır, hayır, hayır. İnşallah böyle elektrik internet gitmezse, bir aksilik çıkmazsa sapasağlam bugünkü Siki ve Teori videomda yayınlarsam böyle istediğim gibi. 3 saatim var şu an. Öyle bir rahatlıyorum ki bütün görevlerimi yapmış olacağım, mis gibi olacak, hala hapşırıyor. İyileş artık lan. Haydi görüşürüz. Şimdi video düzenine geçeceğiz. Saç baş bir anda değişimi göreceksiniz. Kedi dışında böyle şeyler de yapalım. Bir stand up gösterisi, hareketli bir müzik, herhangi bir şey açmam lazım ki şu an bu yıkık modundan çıkmam lazım. Mesela ne açabilirim şu an? Bu fasulye 7,5 lira. Uygun olabilir. Bu şarkıyı dinleyerek saçımı başımı yapıp moda girebilirim. Evet, 35 saat uykusuz biri olarak böyle videolara hazırlanıyorum. Şimdi üstümü değiştirmem lazım. Bu çok patlayacak kamerada. Altımda beyaz var. Evet, evet böyle bir yıkık tişört. Bakın şu an tam bir berduş oldum. Ama olsun güzel. Bu tişört niye seviyorum. Evet, saç yapma rutinim çok basit. Keşke beni bir de fokuslasan. İyi kamerasın, güzel kamerasın, bir fokuslasan keşke bir de be. Bakın direkt nasıl YouTuber moduna geldim. Bir de şöyle ışığı açınca Lıbağımın elli zıbap diye. Bak şu an tak Eren oldu. Etrafı da ayarlayalım, camı kapıyoruz. Bütün olay saç ışık ya, yemin ediyorum. Bir de Eren bebeğim. Sonra bunu kaldırıyoruz. Bakın kameranın farkı arkadaşlar, bak burada ne kadar seksi duruyorum. Hey bebeğime. Saç detayını halletmemiz lazım. Tamamdır, bütün her şey hazır. Saçı sadece şurada birazcık tarayayım derken fazla taradım. Ama güzel. Hatta sizi şöyle koyayım mı? Şöyle dursun bakalım. Ses kayıt programını açıyorsunuz ve ses hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eren. Yes yo bo bo. Kaydı başlattık. Ekran kaydını açıyoruz. Sonra ekran kaydının mikrofonunu test ediyoruz. Dafun Türkiye ajanı karşınızda. Of yeter, girdim, süperdi, eğlenceliydi, heyecanlıyım. Saçım mükemmel. Bu ne? Bu arada arkadaşlar bir vlog çekiyorum. Kedinin de dahil olduğu, bakınız şu an siz de vlogtasınız. Vlogception. Yoruldum lan, saça başa bak, bir saatte videodayım. Şişim geldi, az önce bitirdim. Yemin ediyorum gözüktüğü kadar kolay bir iş değil arkadaşlar. Ay şu an midem bulanıyor, çok konuştum. Şimdi hemen tam Hasigome. 1,5 saat sonra bir video yayında olmalı. Videonun hamı 1 saat. Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Hemen bir tuvalete gideceğim. Su içeceğim. Sonra montaja oturuyoruz. Ya şimdi bak bir şey diyeceğim. Bu teori tutarsa çıldırırım ya. Tam 3 ay önce arkadaşlar. Psikoloji bölümü 57 teorisinde. Teori. Şimdi bakın. Ve burada garip bir çok uzun oldu. En uzun teori videosu oldu. 45 dakika olmuş. Bu saç lan. Ve burada garip bir şey var arkadaşlar. Bakın. Sen nereden biliyorsun kameraya kayıt aldığını biri? 1 saat 15 dakikalık bir videoyu 35 dakikaya falan indirebildim. Şu an saat 17.53, yüksek ihtimal 15'e 18, 30, 18, 20 gibi yayınlayabileceğim sanırım. Neyse şu an dinlenme time. Ne şarkı, ne sesi, hiçbir şey. 2 saattir kendimi dinliyorum. Render bitene kadar boş boş duvara bakma zamanı. Evet, render bitti. Şimdi size o bahsettiğim kısmı göstereceğim. Artık kamera yaklaştırmaya bile halim kalmadı. Şuraya bakın arkadaşlar. Bak yaklaştıkça onlarca, yüzlerce kat var. Şurası var ya bak, şu tablo. Bu emek, burası bak. Az çok montaj yapanlar şu an burada nasıl bir manyaklık olduğunu görüyor. Mahvoldum. 1,5 saati neredeyse 1 saat 15 dakika mı, 1,5 saat ne? 30 dakika indirdim. Evet, mamalar verildi, kahvaltılar ediliyor. Ben hala kahvaltı etmeme açım. Ay günaydın. Yarım saat kala var ya, tuvaletim geldi diye uyanabildim. Yarım saat sonra randevumuz var. Ne uyudum ha. Kız da burada yine hareketli. Bu da iyi uyumuş. Ama hareketli orada. Bunun buraya soğuk lan. Şu havaya bak. Şansımıza yağmur yağmış bile. Böyle bir hava beklemiyordum. Dün gülistanlıktı. Bugün kış gelmiş bir anda ya. Ta 10 yıl önce annemin bir pasajdan bulduğu şu kaza. Böyle hani random bir yerden rastgele bulunan eşyalar, no name yerlerden bulunan eşyalar 150 yıl gidiyor. Arkadaşlar bu kazak tam 10 yıldan fazla yaşında belki. Yani ve nasıl hala hayatta? Şuna bak. Hala yırtığı yok. Hala sapasağlam. Ve annem bunu bedavaya falan almıştı yani, anladın mı? Sivit üşüdüm. Bu tarz kalın çok az kazağım var. Çünkü biliyorsunuz kalın kazak yok artık neyse. Satmıyorlar anasını. Bu kazağı benim ilk videomda bile görebilirsiniz. Cidden çok eski bir kazak. Cidden bunun bir açıklaması var mı? Böyle rastgele bir yerden alınan, hani ismi olmayan, marka olmayan yerlerden rastgele zamanda alınan, plansız alınan kıyafetler 150 yaşına kadar ilerleyebiliyor. Her şeyde böyle aslında. Mesela yemeklerde de öyledir ya. Rastgele bir dürümcü görürsünüz. Bir yere misafirliğe gidersiniz. Ve orada kenarda hiç duymadığınız böyle bulaşık suyuyla yapılmış gibi gözüken, böyle sanki bulaşık deterjanın icat olduğundan haberi olmayan bir usta gibi birisi vardır. Küçücüktür böyle. 10 metrekare bir dükkan vardır ama bir yemek yapar, bir dürüm yapar, bir köfte yapar. Kafayı yersiniz. Zaten bu bir kraldır. Biliyorsunuz. Köfteler, en güzel köfteler ve en güzel köfte ustaları Saddam'ın saklandığı Bodrum gibi yerde en izbe gibi gözüken dükkanda yemek yapanlardır. Yani çok lezzetli oluyor. Ben şu an aç olduğum için çok fazla yemek konuşabilirim. Ben açken yemek konuşurum. Neyse bu yavrucağın şeyini verip sonra taksi arama serüvenine başlayalım. Gel kızım hadi. Eğer uyandığınızda yüz yıkamak tabii ki normal ama yüz yıkamak dışında saçınızı başını toparlamadan sizi böyle, insan uyandığında böyle bir Çin pazarı müfettişine benziyor ya, böyleyken sizi beğenen insanlar size gerçekten seviyordur ve ben en çok bu halimi beğeniyorum. Keşke hiç böyle uyandığımız zaman saçımızı falan dışarı çıkarken taramamamız gerekse ve bütün dünyayı pijamalarla fethedebilsek keşke. Ama ben gene böyle gideceğim. Saçımı belki azıcık toparlarım. Yemin ediyorum en doğal halim bu. Beni uyandığım zaman yargılamayacak. Yani yüzümüzü falan yıkarız, diş fırçam falan okey de, yok saç, baş, kıyafet. Uyandığım zaman yargılamayacak bir insanla evleneceğim ve uyandığım zamanki halimi aşık olan bir insanla evleneceğim. Benim en sevdiğim halim bu ya, yemin ediyorum. Kamerada pustu gösteriyor ya. Zortlattım bir tık kaliteyi. Öyle bir koydum ki lubabs diye yuttu gluk diye. Çözdüm ya bu işi. Tamam. Çok azıcık tükürebilecek, çok azıcık kaldı çünkü ağzının içinde. Öyle bir gırtlağa soktum ki yuttu. Hadi şimdi taksi arama zamanı. Belki orada vlog çekerim hanımefendi izin verirse. Veteriner hanımefendi. Hani taksi yok diye bazen İstanbul'da yaşamayanlar duyuyordur etraftan ya. Duyuyorsunuzdur ya etraftan böyle İstanbul'da taksi bulamıyormuş falan. Arkadaşlar bir lüks gibi değil bu cidden biliyor musunuz? Yok yani taksi diye bir şey yok. Şaka gibi biliyorum anlayamıyorsunuz. Nasıl para vererek satın aldığım bir şeye ulaşamam diye düşünüyorsunuz ama İstanbul'da böyle maalesef. Ve midemiz bulanıyor. 15 dakika oldu bulamadım bak. Şu an düşünsenize hasta olsam acil olsa ne olacak? Fıstıkla şey yine koklaşmaya çalışıyor. Az kaldı ya. Sarı kedi tamamen iyileşsin. Bunların arasını yapacağım ben. Abim damat oluyor, sıra da bana geliyor. Bulduk lan bir tane. İyi tamam. Let's go. Mont falan giyin 5 dakikaya önce gidiyormuş. En öküz halimizdir ya dışarı çıksak. Parfüm bir şeyler. Bu önemli. Ne saçımı şöyle bir suyla toparladım mı bu iş biter. Hocam. Şu yeterli olacaktır ya. Olduğu kadar olmadı. Zarar mımış ki? Taksinin gelmesine 2 dakika var. Değerlendirilebilecek en iyi 2 dakika. Ağızla listelerini çalkalamak. Neyserin ağzı çalkamak pardon. Ay. Kıyafet olarak dışarıya karşı anarşist bir tavrım var. Bana kalsa milletvekilleri de pijama giymeli ama en azından açken dışarıdaki insanlara ağız kokumuzu yansıtmayalım. Çünkü aç kokusu oluyor o zaman. Neyse hadi gidiyoruz. Oğlum bu da kaçtı ya. Gel buraya. Başladı kaçmalara, oynamacalara ya. Çakal. Evet taksimiz geldi şakasız bu yavrucu arkadaşlar. Poşete koyacağım. Böyle gideceğiz. Dur kızım dur. Evet veterinerimize geldik. Evet asıl yere geldik. Kış. Bayağı hareketli bakalım kilosu kaç oldu. İlk kendi 750 gramdı arkadaşlar. Kız bak. Pire banyosu yaptı az önce. Pire suyla banyo yaptık. Ama bayağı hareketli sağlam ilk geldiğine göre. Nezlesi devam ediyormuş onun için vitamin alacağız. Hayır. Nereye gideceksin ki? Dolan öyle. Ama durumumuz iyi güzel. Sadece sıkıntı nezle devam ettiği için fıstıkla birleştiremeyeceğiz gibi uzun bir süre. En az bir ay daha devam edecekmişiz. Akıntı geçmeden fıstıkla o kokularını birleşsin, işte onu sahiplensin diye onları yapamayacağız. Hala yakınlaşmamaları lazım. Artist doktora bağırıyor çağırıyor. Manyak. Ben çok flörü merak ediyorum. Ama bayağı iyi ya. İlk geldiğine göre çok daha sağlıklı. Durumu ilk geldi bayağı sıkıntıydı. Şu an iyi gibi gözüküyor. Vitaminlerle küçük şeylerle devam ediyor. Pire sorunu da zamanla gidecekmiş. Hemen etki etmiyormuş o. Çok. Bir de en az bir ay daha bizde bu gidecek. Bu soğuk havalarda dışarı salacak kadar iyileşmemişsiniz. Ne yapıyorsun yerde? Pişt. Ne? Ya yardım istiyor bana bakıp. Evet şaşırdık mı? Bu kedide kafa fetişi var. İlla hep orama çıkıyor. Dur gideceğiz eve az kaldı dur bekle. Ama iyi olmuşsun sen. Kızım burada uyunur mu ya? Ha? Burada uyunur mu ya? İyi bari yabancı belli mi doğru tam tipe bak. Evet. Merhaba. Hocam ben YouTube'a video çekiyorum da çekebilir miyim? Sorun var mı? Bu hep bunun yeri burası. Evde de böyle hep boynuma çıkıp burada uyuyor. Ben şey kilosunu çok merak ediyorum ya. Kaç oldu acaba? Gel kızım. 1 kilo 10 gram olmuş. Oo 250 gram almış. Maşallah. Kızım. Yiyeyim. Hayvan gibi olmuş kız. Camış gibi olmuş. 750 gramdı. 260 gram olmuş. Arkadaşlar o kadar yıkık spor takılıyorum ki. Doktora ve oradaki hanımefendiye kanalım var dediğiniz zaman yaptı böyle. Bu video 1 milyon izlensin de görün o zaman değil mi kızım? Şu an çok yıkık takıldığım için insanlara kanalım var dediğim zaman insanlar bu mal akü falan diyor. Çünkü bu tipte birinin 1,5 milyon abone olması şu an zor gibi gözüküyor bakalım. Gidiyoruz evimize yavrucuğum. İyi misin? Şimdi birkaç yere uğrayacağız. Orada mama falan kalmıştı. Onları alacağız. Geldik. Oh. Arkadaşlar dış görünüşün önemini bugün daha gördük ama yani bak taksisinden bak şöyle çıktım dışarıya. Bak şöyleydim arkadaşlar. Şöyle. Böyle çıktım dışarıya tamam bak. Pijama, mont, sivit. Çok derin marka öp üzerimde şu an. Saç baş dağınık, bir bitmişlik, bir yıkıklık modu. Böyle saç. Abi taksisinden işte bir tane pet shop'ta şeyim vardı. Almam gereken unuttuğum bir kısırmama vardı. Onu aldım. İşte bir tane veterinerde taşıma kabım kalmıştı. Onu aldım. Her yerde bok muamelesi görüyorsun. Yani insanlar gözümüzde şey diyor. Bu kim? Şunu bu videoyu belki beni tanımayanlar da izler. Kedi videosu olduğu için. O yüzden çok kibar ve saygılı takılıyorum ama Bu konuyla alakalı arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çok da kimle? Özür dilerim. Ya vallahi doldum bunu demek istedim. Oğlum dış görünüş bilmiyorum ya. Ben hala bak 25 yaşıma geldim neredeyse. Hala alışamadım bu olaylara. Yani istersem takunya ile çıkarım dışarı, şalvarla çıkarım. Ve geldik izimiz. Evet, loşun burada bitiriyor muyuz peki ya? Ha? Bu kadar bir haftalık süreç. Bak tipim böyleydi arkadaşlar dışarıda. Ama bir beymen, bir Zara kombin yapıp çıksaydım, saç baş yapsaydım beyefendi olurduk. Ama beyefendiler bir yerde olurdu, oradan onu söylemişim. Neyse. Doğallık iyidir kardeşim. Benim de biraz saygısızım ama dışarı çıkmam lazım. Ama çok da takmıyorum arkadaşlar. Ben genelde böyle takılıyorum. Ay! Evet. Kedimiz yaklaşık 200-750 idi. 250-300 gram almış arkadaşlar. 300 değil. 255 neyse onu siz gördünüz zaten. Bayağı bir kilo almış. Spreyleri yenilendi. Nezlesi hala devam ediyor. Vitamin takviyesi yapacağız. İlaçları bırakıyoruz. Son 2 günü kalmıştı. Onları da bitireceğiz. Sonra o öksürük şurubundan 1 ya da 2 gün daha vardı. 1 günü kaldı sanırım. O son 1-2'yi de yapacağız. Hatta doktor yani devam etmeye gerek yok dedim, hatırlamıyorum ama. Ay bu şekildeydi ve artık sanırım bu vlogu bitiriyoruz. Oğlum ilk kez bu kadar uzun bir vlog çektim. Kaç dakika inecek bu bilmiyorum. 5 günlük bir vlogtu. Ve yavrucağımız burada. Başrol. Öpeyim gel. Pire dökecekmiş bu birkaç gün boyunca. O zaman bırakalım. Before after yaparız belki. Bakın şu an before bu. Böyle patileri var. Senin patilerin mi var lan senin? Evet vurma huyu başladı arkadaşlar. Lan tırnaklarını kestirmeyi unuttum ya. Neyse onu arayıp sorayım. Tırnaklarını kesebilir miyim diye. Ulan senin o karşı arası tırnakları kesme. Hadi görüşürüz, kapıyoruz. Tırnak kesme olayını soracağım. Böyleydi. Bu tatlı sarı belamızla birçok olay yaşadık bu bir hafta boyunca. Bu tatlı sarı belamızla bir ay boyunca bizde kalmaya devam edecek. Buradan bakıyor. Şu an böyle bir şey. Gitgide büyüyecek yüksek ihtimal. Bak kafası bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İleride tekrar belki vlog çekelim. Boşunuza gittiyse bunu nasıl indireceğim, izlenemeyecek bir şey çevireceğim bilmiyorum. Götünü öperek bu videoyu kapıyoruz bebeğim. Öpücük at. Allah'tan bozulmadı. Mal kedi. Kameraya düştük senin yüzden. Ay, güzel bir vlogtu. Belki hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşunuza gittiyse başka vloglarda çekmeye çalışırım. Bu yavrunun sürecinde şey yapmaya çalışırım. Genel olarak sağlığı iyiymiş arkadaşlar. Tekrar aynı şeyleri tekrarlamayalım. Sadece nezlesi devam ediyor. Fakat şu an sapasağlam maşallah. Ay. Ne yapıyorsun lan karı? Son kez göstereyim, kapayalım. Hadi görüşürüz. Öpüyoruz. Bay bay. Öp. Görüşürüz.